şeyi soracağım size. Şimdi çoğu izleyicimizden daha önceki yayınlarda da aldım. Şimdi bana da soruyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yasa nasıl çıkar? Ne olur sizce diye. Biz de tabii ki yorum yaptığımız zaman ve bu yorumlarımız kişisel yorumlarımız bazen çıkabiliyor, bazen çıkmayabiliyor. Karşılıklı iki arkadaş gibi nasıl dışarıda oturuyorsanız, tartışıyorsanız biz de bu şekilde kendi tecrübelerimizden Evet. ifadelerimizi sunuyoruz. Tabii ki ben de Çetin Bey'e şimdi şunu soracağım. Gelen sorular ışığında diyeceğim ki size göre bu yasa nasıl çıkacak? Sizin beklentiniz nedir? Ama değerli izleyenler sizden ricam şudur ki Çetin Bey'in bu kişisel yorumu, yani Çetin Bey bu konuyla alakalı içeriden bilgi almış veya net bir bilgiye ulaşmış şekilde değil, kendi tecrübesinden ifadelerini kullanacak, bize de katkıda bulunacak. Bunun da altını çizerek bu soruyu size yöneltiyorum. Sizin beklentiniz nedir? Sizce EYT'de yasa nasıl çıkacak? Şu açıklamalardan, şu anki tablodan nasıl görüyorsunuz? Evet. Geçen de konuştuk Murat Bey. Bendeki birinci veri sayı 1,5 milyon kişi emekli olacak ilk etapta. Ben bunu baz aldım. Önce bunu baz aldım. Dedim ki eğer dedim 1,5 milyon hemen emekli olacaksa 5.000 gün şart 20 ve 25 yılı dolduran herkes emekli olacak. Çünkü bu sayıdan o çıkıyor. Yani eğer bu 500 bin olsaydı başka sonuçlar çıkarabilirdim ben bundan. Çünkü hakikaten de hazırda 5.000 günü dolduran bu kadar vatandaş var. Fazla fazla doldurmuş zaten. Dolayısıyla çıkacak açıklamalardan, Sayın Bakan'ın açıklamalardan, diğer yetkili ağızlardan duyduğumuz açıklamalardan çıkacak sonuç şu, herhangi bir yaş şartı yok. İlk etapta prim ve yılını dolduranlar 1,5 milyon kişi hemen emekli edilecek. Daha sonra programın başında konuştuğumuz gibi erkeklerde yılını doldurmayanlar var. Yıl ve prim günü eksik olanlar da doldurdukça kademeli olarak, bakın kademeli kelimesini kullanmak zorunda kalıyorum. Doldurdukça ileri tarihlerde 3 yıl sonra, 4 yıl sonra emekli edecek ve mevcut 4 milyon kişi mağdur. Sonuçta EYT'li olarak geride kimse kalmayacak. Açıklamalardan anladığımız bu Murat Bey. Benim yorumum da böyle. Evet, şimdi buradaki detayınız önemli, söylediğiniz detay önemli. 1,5 milyon rakamı verildiği için ve bu 1,5 milyon rakamından yola çıkacak olursak 5.000 kişi üzerinden konuşuluyor. 5.000 kişi de bu rakamı çok kolay, yani 5.000 rakamı çok kolay karşıladığı için siz Evet. böyle 700 bin rakamlarını çok olası görmüyorsunuz. 700 bin, Yok. 500 bin rakamlarını çok olası görmüyorsunuz. Bu anlamda çok ciddi bir sayıyı etkileyecek şekilde emeklilik oluşacak diye tahmin ediyorum. Bu da önemli bir detay. Şimdi sorulara geçeceğim. Soruların